hala toparlayamamış olanlar için şu A bandı, I bandı, H falan nedir? Ve iskelet kasında kasılma sırasında gerçekleşen olayların sırası nedir? Bir toparlayalım. Önce temel bir soruyla başlayalım. 2013 ikinci basamak sorusu. Aşağıdaki şekil bir iskelet kasının mikroskobik yapısını göstermektedir. Kayan iplikçikler modeline göre kasılma sırasında 1-2-3, gevşeme sırasında 4-5-6 olaylarından hangileri görülür? Önce her ne kadar soruda verilmişse de şu A bandı, I bandı, H bandı, Z çizgisi ve sarkomer kavramlarının ne olduğundan emin olalım. Miyozinler kalın kısa, aktinler ise ince uzun ipliklerdir. Şemada kırmızı çizgi olarak ifade edilen A bandı bir miyozin iplik boyunu temsil eder. Şemada yeşil çizgi olarak ifade edilen I bandı ise iki miyozin iplik arasında kalan, sadece aktin iplikleri içeren ve tam ortasından Z çizgisinin diklemesine geçtiği kısımdır. İki Z çizgisi arasında kalan kısım ise sarkomer olarak adlandırılır ve kasılma biriminin adıdır. Sarı çizgiyle gösterilen iki aktin arasında kalan ve sadece miyozinleri içeren kısım ise H bandı bölgesidir. İki farklı iskambil kağıdı kümesinin toplam boyu bu kadar. Ancak bunları birbirinin içerisine soktuğumuzda toplam boy bu kadar oluyor. Fakat kümedeki kağıtların her birinin boyu kısalmıyor ki. Sadece birbirlerinin arasından kayıyorlar. Kasılmada iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Böylece sarkomer boyu kısalır. I bandı boyu kısalır. H bandı azalır, hatta yok olabilir. A bandı boyu miyozin boyu olduğundan sabit kalır. Aktin boyu da sabit kalır. Gevşemede iki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır. Sarkomer boyu uzar. I bandı boyu uzar. H bandı görünür hale gelir. A bandı boyu miyozin boyu olduğundan sabit kalır. Aktin boyu yine sabit kalır. Bu durumda kasılma sırasında birinci durum gerçekleşir. İkinci durum, yani aktin ve miyozin ipliklerinin boyu kısalmamaktadır. I bandı daralmaktadır. Gevşeme sırasında A bandının boyu uzamamaktadır. Çünkü miyozin boyu değişmemektedir. Ama Z çizgileri birbirinden uzaklaşmaktadır. H bandı boyu ise yeniden görünür hale gelmektedir. Cevap Bolu. Bakalım bilgiler oturdu mu? 1990 ikinci basamak sorusu. Aşağıdaki şekil bir çizgili kas dokusunun mikroskobik yapısını özetlemektedir. Kasılma sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aktin çubuklar birbirine yaklaşacağı için H bandı boyu daralacak, hatta görünmez hale gelecektir. Z çizgilerinin birbirine yaklaşması nedeniyle hem sarkomer boyu kısalacak hem de I bandı boyu buna bağlı olarak daralacaktır. Ama aktin ve miyozin ipliklerinin boyu kasılmada ve gevşemede aynı kalmaktadır. İskambil kağıtlarının boyu gibi. Cevap Edirne. Biraz daha farklı bir bilgiyi bilmeyi gerektiren bir soru. 1993 ikinci basamaktan kalma. Yukarıdaki çizgili kas şemasında gösterilen A, I, Z ve H bandlarının boylarında aşağıdaki değişmelerden hangisi gerçekleştiği sırada kalsiyum iyonları aktin ve miyozin iplikleri arasında bulunur? Kalsiyum iyonları kasılma sırasında nerede, gevşeme sırasında nerede bilmiyor olsanız bile aslında bu soruyu yapabilirsiniz. A bandı boyu ne uzayacak ne de kısalacaktır. Çünkü miyozin boyudur A bandı boyu. Dolayısıyla Bolu ve Denizli ne kasılmada ne gevşemede gerçekleşmeyecektir. I bandı gevşemede uzar. Z bandları da yine birbirlerinden gevşeme sırasında uzaklaşır. Ama H bandının görünmez hale gelmesi kasılma sırasında gerçekleşir. Bu nedenle iki tane olmayan şey ve iki tane de gevşemeye ait olan olay olduğuna göre cevap Adana. Ama demek ki motor nöron tarafından uyarılan bir çizgili kasta neler oluyor sırasıyla bilmekte yarar var. Önce genel bir hatırlatma. İskelet kasını oluşturan kas demetleri, kas hücresi de diyebileceğimiz liflerden oluşur ve tüm hücreler gibi çekirdek, mitokondri, sitoplazma gibi temel organel ve yapılara sahiptir. Miyofibril adını verdiğimiz yapılar ise kas hücresinin içerisinde yer almaktadır ve etraflarında da kas endoplazmik retikulumu olan sarkoplazmik retikulum sarmaktadır. Şimdi de bir iskelet kasına motor sinirle uyartı geldiğinde neler oluyor? Onun sırasını bir hatırlayalım. Motor sinir ucundan motor uç plak bölgesine, yani motor sinir ucuyla kas demeti arasındaki boşluğa asetilkolin salgılanır. Bu motor sinirler beyin korteksi bağlantılıdırlar çünkü iskelet kasları istemli olarak hareket eder. Unutulmamalıdır ki sadece sinirlerin arasında değil, sinir hücresi ile efektör organ, yani tepki organı arasında da sinaps vardır ve motor sinirin salgıladığı nörotransmitterler bu aralığa bırakılır. Asetilkolin kas hücre zarının, yani sarkolemmanın elektriksel yükünü değiştirir. Bunu tıpkı sinir hücresinde olduğu gibi sodyum kanallarının açılmasına neden olarak yapar. Yani asetilkolin hücre içine girmez, hücre zarındaki reseptörlerin uyarılmasını sağlar. Uyartı sarkoplazma boyunca iletilir ve sarkoplazmik retikuluma ulaşır. Sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları sarkoplazmaya verilir. Sarkoplazmik retikulum miyofibrilleri sarmalamış durumdadır ve miyofibriller aktin ve miyozinlerden oluşmaktadır. Kalsiyum iyonları aktin ve miyozinlerin birbiri üzerinde kaymasını sağlar. Kasılma gerçekleşir. Yani kasılma sırasında kalsiyum iyonları aktin ve miyozinler arasındadır. Gevşeme sırasında ise tekrar sarkoplazmik retikuluma geri döner. Kalsiyum iyonlarının hem sarkoplazmik retikulumdan çıkması hem de geri dönmesi aktif taşımayla gerçekleşir ve ATP harcanır. Son bir soruyla bu bilgileri pekiştirelim. 2017 2. basamak sorusu. Kasılan bir iskelet kasının gevşeme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Gevşeme olabilmesi için kasılma uyarısının kesilmesi lazım. A doğru. Tıpkı sinir hücreleri arasındaki sinapslarda olduğu gibi uyartı kesildiğinde daha önce salgılanmış olan nörotransmitterler yok edilir. B doğru. Aktin ve miyozinler kasılma sırasında birbirlerine bağlanmışlardır. Bu durum miyozinlerin fırça şeklindeki çıkıntılarının aktinin girintilerine girmesiyle gerçekleşmiştir. Şimdi artık ayrılma süreci başlamıştır. D doğru. Kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma geri döner. E doğru. Ancak uyarma işini bitiren sinir hücresi o bölgeden ayrılmaz ve başka bir yere gitmez. Hep oradadır. Kimi zaman nörotransmitter salgılayarak uyarım sağlar. C yanlış. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.